Sayın seyirciler mutlu akşamlar saat 19'u takvim yaprakları ise 3 Ocak çarşambayı gösteriyor. Yurttan dünyadan öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ana haber bülteni başlıyor. Memur ve memur emeklerini yakından ilgilendiren enflasyon rakamları bugün açıklandı. 2023 yılı enflasyonda %64,77 ile tamamlandı. Açıklanan bu rakama göre de memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu yıllık enflasyonu açıkladı. Son 6 aylık enflasyon %37,57 olurken yıllık enflasyon ise %64,77 oldu. Açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı da belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranlarında belirleyici olurken 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında %37,57 oranında enflasyon artışı olurken emeklilere de bu oranda zam imkanı doğdu. Memur ve memur emeklileri de toplu sözleşme zammını ek olarak enflasyon farkı alıyor. Memur ve memur emeklileri %15 sözleşme zammını ek olarak %31,50 oranında da enflasyon farkı alacak. Merkez Bankası yıl sonu tahmini enflasyon rakamını %65 olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmazsa memur ve memur emeklisi maaşına %50 oranında zam yapılacağını duyurmuştu. 2023 yılı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından merakla beklenen bir konu daha netleşti. Bedelli askerlik 182.608 lira yükseldi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisinin zammı ile birlikte bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı enflasyon rakamını açıklamasıyla memur ve memur emeklisinin maaş zam oranı %49,25 oldu. Bedelli askerlik ücretine yapılacak zam da bu oranda olacak. Bedelli askerlik tutarı geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti. 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti memur maaş zammı oranlarına göre belli oldu. 2023'ün ocak-haziran döneminde 104.084 lira olan bedelli askerlik ücreti temmuz-aralık dönemi için 122.351 lira olarak belirlenmişti. Yeni yapılacak zamla birlikte bedelli askerlik ücreti 182.608 lira olacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafes 28 operasyonunda Interpol tarafından da aranması bulunan 56 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonların devam edeceği mesajını da verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafes 28 operasyonunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 11 kentte eş zamanlı olarak kafes 28 operasyonu düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya, 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla arama kaydı bulunan 56 şahsın yakalandığını ifade etti. Operasyonda yakalanan şahısların suç örgütü üyeliği, uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama, saldırı gibi çeşitli suçlardan arama kayıtları olduğu aktarıldı. Operasyonların devam edeceği mesajını veren Bakan Yerlikaya, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç mesleki uygulama yarışmaları ödül törenine katıldı. Bakan Tunç burada yaptığı konuşmasında adaletin olduğu yerde insan güçlüdür dedi. Adalet Akademisi tarafından hakim ve savcı adaylarının mesleğe uyum sağlamalarını hızlandırmak amacıyla düzenlenen yarışmalar sonucu dereceye giren adaylara ödül verilmesi için mesleki uygulama yarışmaları ödül töreni Yargıtay Başkanlığında gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ödül töreni öncesinde açıklamalarda bulundu. Adalet mülkün temelidir. Adalet toplumsal barışın, huzurun Refahın sigortasıdır. Adaletin olduğu yerde, adaletin güçlü olduğu yerde, adaletin tam anlamıyla tesis edildiği yerde insan güçlüdür. İnsanın güçlü olduğu yerde aile güçlüdür. Ailenin güçlü olduğu yerde toplum güçlüdür ve dolayısıyla topyekün millet olarak, devlet olarak güçlü olmanın anahtarı adaletin tam anlamıyla tesisidir. Tabii adaletin tam anlamıyla tesisi içinde en gerekli şart hukuk devleti olmaktır. Bakan Tunç son 21 yılda adaleti başka bir noktaya taşıdıklarını söyledi. Tabii ki reform irademizi sürekli diri tutuyoruz. Yargı reformu strateji belgeleriyle önemli reformlara imza attık. Anayasa değişiklikleriyle temel hak ve özgürlükleri daha da genişleten, koruyan önemli reformları hayata geçirdik. Bundan sonra da yine milletimizin ihtiyacı olan reformları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Yargı reformu strateji belgeleri ve insan hakları eylem planları noktasındaki hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. İnşallah Türkiye yüzyılının belgeleri olarak hazırlıklarımız tamamlandığında Sayın Cumhurbaşkanımızla Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak ve orada belirlenen hedefleri de teker teker gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay için Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ikinci hak ihlal kararına uyulmaması kararını verdi. Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili Can Atalay gezi davasından dolayı tutuklu olarak yargılanıyor. Daha önce Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş, Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermiş. Fakat Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ardından Can Atalay'ın avukatları ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle 1 Aralık'ta ikinci kez Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmemesi ve hakkında yargılamanın durması isteminin reddedilmesine ilişkin ikinci kez hak ihlali kararı vermişti. Fakat Can Atalay'ın tahliye edilmemesi üzerine karar bir kez daha yargıtaya taşındı. Kararını açıklayan mahkeme, dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmek üzere, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi de Şerafettin Canatalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına ve Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına hükmetti. Türkiye Müteahhitler Birliği ev sahipliğinde yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri 2023 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlerinin yurtdışındaki başarılarına dikkat çekti. Türkiye Müteahhitler Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlerin yurt dışında yakaladıkları başarıya dikkat çekti. Bakan Bolat, yurt dışı Türk müteahhitlik sektörünün 2023 yılında başarıdan başarıya koştuğunu söyledi. Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz 2023 yılını 27 milyar 400 milyon dolar gibi büyük bir proje değeriyle kapatmış bulunmaktadır. Tüm müteahhitlerimizi ve müşavirlerimizi, mühendislerimizi, işçilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bakan Bolat aynı zamanda cari açığın gerilediğini belirtti. Dış ticaret açığımız ve cari açığımız Ağustos ayından bu yana gerilemektedir. Ve ee, önümüzdeki e, 2024 yılının da inşallah ilk çeyreğinde cari açıktaki azalma e, yıllık rakam olarak azalma devam edecektir. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İki liderin görüşmesi yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Yerel seçim yaklaşırken siyasilerin birbirleriyle olan temasları da artıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyarette bulundu. İkili İyi Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Görüşmenin ardından ikiliden bir açıklama gelmedi. İyi Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz ve İYİ Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Koray Aydın da yer aldı. İYİ Parti yerel seçim öncesi 81 ilde kendi adaylarıyla seçimlere gireceğini açıklamıştı. Bankacı Seçil Erzan'ın aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Fatih Terim fonunda bilirkişi raporu hazırlandı. Seçil Erzan'la Arda Turan'ın konuşmaları ortaya çıktı. Yüksek kar getirili Fatih Terim fonu vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belezoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan davasında bilirkişi raporu hazırlandı. Erzan'ın telefon ve SIM kartının incelenmesiyle hazırlanan raporda Arda Turan'la mesajlaşmaları da ortaya çıktı. 10 Mart 2023'teki mesajlarda Arda Turan'ın Seçil Erzan'a yönelik ''Beni bir aydır oyalıyorsun, beni rezil ettin, bu akşam bu iş olmasın, bakalım ne olacak, benim uyuyamadığım yerde kimseyi uyutmayacağım'' şeklinde ifadeleri yer aldı. Erzan'ın Arda Turan'la mesajlaştığı ve daha sonra mesajların Erzan'ın telefonundan silindiğinin belirtildiği raporda, silinen mesajların geri getirildiği ancak bir kısım fotoğraf, video, konum bilgisi veya ses kaydı mesajlardan silindiğinden geri getirilemediği ifade edildi. 22 Aralık 2020'deki yazışmalarda ortaya çıktı. Canım merhaba. Taşıtlar için görüştüm. Kredileri onaylattık bile. Ama sen gelince konuşuruz detaylı. Kredi mi yoksa peşin mi diye. Yarınki ödemen için ben saat 2'de alacağım. Senden ricam bana 3 gibi birini yönlendirirsen teslimat yapayım. Allah'ım sana geliyorum. Sen bir tanesin. İyi ki varsın. Annene Kabe ile Medine kokusu aldırıyorum. Onları koklat ona. Bin şükür. Tamamdır. 350 teslim ettim. Kalanı sen gelince... Yüz binle çarp sevap o kadar. Kabe'deyken verdin ya. Gazeteci Fatih Altaylı'nın Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın yöneticisi Muzaffer Şirin'e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Gazeteci Fatih Altaylı'nın Galatasaray Taraftar Grubu Ultra Aslan'ın yöneticisi olduğu iddia edilen Müşteki Muzaffer Şirin'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı ifade edildi. İstanbul 22. Asya Ceza Mahkemesi, Sanık Altaylı'yı zincirleme şekilde alenen hakaret suçundan 7 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın sözlerinin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğunu belirtti. Hakaret içerikli ifadelerin televizyon kanalının canlı yayındaki programında ve köşe yazısında söylendiğini, sanığın kişilerin hukuki menfaatini hakaretle daha önce de birçok defa ihlal ettiğine ilişkin sanık hakkında kesinleşmiş veya ertelenmiş birçok mahkeme kararları bulunduğu aktarıldı. Dün akşamda Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli patlama meydana geldi. 6 kişinin öldüğü patlamanın İsrail tarafından yapıldığı iddia edildi. Hamas'ın sorumlusunun da öldüğü saldırıya tepkiler geldi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiyeh'te patlama meydana geldi. Patlamanın İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırı sonucu meydana geldiği ifade edildi. Patlama nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi. Ölen 6 kişi arasında Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı 57 yaşındaki Salih El Aruri de yer alıyor. Hizbullah'ın kalesi olarak ifade edilen Dahiyeh mahallesinde düzenlenen saldırının Lübnan'da İsrail tarafından yapıldığı ifade edildi saldırının amacının da Hamas'ın sorumlu yöneticilerinden Salih el-Aruri'nin öldürülmesi olduğu öne sürülürken, el-Aruri, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarının kurucularından biriydi. Ekim 2017'de Hamas'ın Politbütro Başkan Yardımcılığına getirilen Aruri, siyasi kanatta İsmail Haniye'den sonra gelen isimdi. Aynı zamanda Batı Şeria'daki operasyonlarında başındaydı saldırının ardından bölgede tepkiler de yükseldi. Filistin'in Ramallah kentinde yüzlerce Filistinli sokağa çıktı. Hamas siyasi büro başkan yardımcısı Salih El Aruri'nin öldürülmesini protesto ettiler. Göstericiler ellerinde Filistin bayraklarıyla Hamas'ın İsrail'den intikam alması çağrısında bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da devam ediyor. Son 24 saat içerisinde 128 kişi daha yapılan saldırılarla hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 128 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 22.313'e yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları 89 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği 10 saldırıda 128 kişi hayatını kaybetti. 261 kişi ise yaralandı. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22.313'e, yaralı sayısı ise 57.296'ya yükseldi. Diğer yandan İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi'nde bir İsrail askerinin daha ölmesiyle 27 Ekim'de başlatılan kara operasyonunda ölen asker sayısının 174'e yükseldiği ifade edildi. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana ölen toplam asker sayısı ise 509'a ulaştı. Efendim şimdi yurda geri dönüyoruz. Son günlerde solunum yolu enfeksiyonu şikayeti yaşayanların sayısı oldukça arttı. Grip veya koronavirüs gibi salgınlarda artış yaşanırken uzmanından da uyarılar geldi. Hasta olan kişilerin maskeyle dolaşması konusunda vurgu yapıldı. Son dönemde hastanelere solunum yolu viral enfeksiyon şikayetiyle başvuran hasta sayısında ciddi bir artış olduğu, bu artışın yoğun bakımda takip edilen hasta sayısını artırdığı belirtildi. hemen her evde bu tür rahatsızlığı olan çok sayıda hasta var. Kreşler, anaokulları, ilkokullarda özellikle çocuklar arasında çok kolay bulaşıyor. Ondan sonra da çocuklar eve getiriyorlar. Evde de büyükler enfekte oluyor ve bu şekilde toplumda yayılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Pandemi Dönemi Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, mevsim itibarıyla solunum yolu hastalıklarındaki artışın beklenen bir durum olduğunu ve yaşanan grip salgınının ile birlikte artış gösterdiğini söyledi birbirinden farklı çok sayıda virüs var şu anda dolaşımda. Bunlar bir kısmı grip yani influenza ama influenza dışında para influenza var, rinovirüs var. Covid de bunlarla beraber şu anda görülüyor. Tabii hastalığın artışına bağlı olarak da bizim serviste takip ettiğimiz ya da yoğun bakımda takip ettiğimiz hasta sayısında da bir artış var. Ee, ama bu hani daha önceki yıllarda da bildiğimiz gibi bu mevsimde bu artışlar beklenen bir durum. Hani e, öngörülmeyen bir durum yok. Risk grubunda olan kişilerin, yaşlı veya kronik rahatsızlığı olan vatandaşların özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda bazen bebeklerde ağır seyredebiliyor. Hastane yatışlara neden olabiliyor. Yoğun bakım yatışları da gerektirebiliyor. Onun için risk grubunda kişilerin çok dikkatli olması lazım. Ee, en önemlisi bence bu konuda yapılması gereken e, hasta kişilerin topluma karışmaması çocukların hasta olduğunda okula gönderilmemesi hasta olan kişilerin maske kullanması çok önemli topluma bulaştırmamak açısından çok önemli. Salgın hastalıklarda artış yaşanmaya başlayınca acil servislerde de yoğunluk oluştu. Gece saatlerinde acil servislere başvuran vatandaşlar kalabalıkla karşılaştı. Uzmanlar acil olmayan durumlar için aile hekimleri veya polikliniklerin kullanılması için vurgu yaptı. Hava sıcaklığı düşünce salgın hastalıklarda artış göstermeye başladı. Çok sayıda vatandaş griple boğuşuyor. Salgının baş göstermesiyle acil servislerde de yoğunluk oldu. Üst solunum yolu enfeksiyonu ve soğuk algınlığı şikayetiyle acil servise vatandaşlar başvurmaya başladı. Mevsimsel sebeplerle artan gribal hastalıklar sebebiyle özellikle geceleri acil servislerde yoğunluk yaşanıyor. Salgına yakalanan vatandaşlar Bursa Şehir Hastanesi'ne akın edince bölgenin diğer illerinden gelen hastalarla birlikte Şehir Hastanesi'nin acil servisinde vatandaşlar uzun süre beklemek durumunda kaldı. Bazı vatandaşlar yaşanan yoğunluğa tepki gösterirken uzmanlarsa vatandaşları aile hekimleriyle poliklinikleri daha aktif bir şekilde kullanmaları için uyardı. Salgın hastalıkların arttığı ve koronavirüsün yeniden kendini göstermeye başladığı şu günlerde Bursa'da koronavirüsü engelleyen burun spreyi geliştirildi. Ayrıntılara bakalım. Bursa'da 47 yıldır eczacılık yapan Nazif Kara ve Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Kadir Yeşilba koronavirüse karşı %99 etkili burun spreyi geliştirdi istenmeyen etkileri çok az olabilecek, fakat virüsü durdurabilecek, henüz enfeksiyon başlamadan önce bunu yaratabilecek bir ilaç bir formülasyon geliştirmek için yola çıktık ve doğal içeriklere sahip bir ürün bir formülasyon elde ettik. Üçlü bir şekilde virüsün bağlanmasını biz o zinciri kırdık. Antiviral bir sprey ve koruyucu önemli. Burundan veya ağızdan geçtikten sonra zaten zor bir olay. Önemli olan kapıdayken bunu önlemek. Araştırma geliştirme aşamasını geçtiklerini belirten Kara ve Yeşilbağ, klinik faz çalışmalarında Sağlık Bakanlığı yetkililerinden destek beklediklerini söyledi. Virüsün çoğalmasını %99.9 oranında durdurduğunu gördük. Bu çok çarpıcı bir veriydi. Fakat sadece burada kalmadı. virüsün hücreye girmesini de %99 oranında engellediğini gördük bu yeni formülasyonun. Bu ne demektir? Henüz enfeksiyon başlamadan vücudunuza sirayet etmeden enfeksiyonu durduruyor demektir. Sadece klinik dönem için faz çalışmalarında bu bizi aşan ekonomik olarak bizi aşan bir konuda. Bursa'da geçen günlerde hafriyat kamyonunun altında kalan yaşlı adamın yaşam mücadelesi devam ediyor. Kaza anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Bursa'nın Yeni Bağlar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam hafriyat kamyonunun altında kalmıştı. O anların yeni görüntüsü ortaya çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam kendisini fark etmeyen hafriyat kamyonunun altında kaldı. O anlar kameralara an be an yansıdı. Çevredekiler yaşlı adamın ezildiğini görünce hemen 112 ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaşlı adamı hastaneye kaldırdı. Yaşlı adam kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesine devam ediyor. Yaşanan o anları ise olaya tanıklık eden esnaf anlattı. Ee, abi karşıdan karşıya geçiyordu sanırım. Bir anda kamyonun önüne yöneldi. Kamyon da zaten şu e, yolu gösterebilir misin? Bilmiyorum. Evet, değil değildi abi. Ee, her şey bir iki saniye içinde oldu. Bir anda altına aldı işte. Ee, biz ilk yardımına koştuk. Abinin durumu zaten çok iyi değildi. Ambulans falan çağırdık. Ambulans da çok erken geldi. Ee, Zamanında geldi. O şekilde götürdü. Bursa'da forklift operatörü bir tıra patates çuvalı yüklerken forkliftin altında kalıp hayatını kaybetti. Bursa'da forkliftle tıra patates çuvalı yükleyen işçi kullandığı forkliftin yan yatması sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza saat 1.30 sıralarında bir iş yerinde meydana geldi. Günlük işçi olarak çalışan Suriye uyruklu bir kişi, Forkliftle tıra patates yüklediği sırada forklift yan yattı. Olayı gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekibi çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri Suriye uyruklu kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bursa'da zabıta ile birlikte Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak kesimhaneye baskın düzenledi. Baskında piyasaya sürülmeyi bekleyen 1500 kilogram et ele geçirildi. Bursa'da zabıta ile birlikte Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin baskın yaptığı kaçak kesimhanede piyasaya sürülmeye hazırlanan 1500 kilogram kokmuş et ele geçirildi. Çekirge mahallesindeki bir işletmede kaçak et kesimi yapıldığı ihbarı üzerine adrese giden Osman Gazi Belediyesi zabıtı ekibi karşılaştığı manzara karşısında şok geçirdi. 9 adet dolap içerisinde et ve et ürünlerinin insan sağlığına uygun olmadan depolandığının belirlenmesi üzerine durum Osman Gazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi. İş yeri sahibine ruhsatsız faaliyette bulunduğu gerekçesiyle yasal işlem uygulandı. Ayrıca tespit edilen 1500 kilogram, menşeği belli olmayan ve kokmaya başlamış insan sağlığına zararlı muhtelif et ve hayvansal ürünler tüketime uygun olmadığı anlaşılması üzerine imha edildi. Bursa Yıldırım'a bağlı Davut Kadı Mahallesi'nde bir binanın Bodrum katında yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Bursa Yıldırım'a bağlı Davutkadı Mahallesi'nden gece saatlerinde alevler yükseldi. Bodrum katta çıkan yangın için itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Saat 2 sıralarında Davutkadı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın Bodrum katında çıktı yangın. Binanın Bodrum katında plastik ve ahşap malzemeleri bulunuyordu. Yangının nasıl başladığı bilinmiyor fakat Bodrum'dan bir anda alevler yükseldi. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler yangını büyümeden söndürebildi. Yangında can kaybı yaşanmadı fakat bodrum katı kullanılamaz hale geldi. Bursa'da çevre yolunda ilginç anlar yaşandı, trafik durdu. Trafiğin durma sebebi ise bakın neydi? Bursa'da çobanın kontrolü kaybettiği koyun sürüsü yakın çevre yoluna çıktı. O anlarda trafik durdu. Olay Yıldırım'a bağlı 11 Eylül bulvarı üzerinde gerçekleşti. Yüzlerce koyunun bulunduğu sürü vatandaşların sıkça tercih ettiği yakın çevre yoluna çıktı. Sürücülerin dikkati sayesinde olası bir kaza meydana gelmedi. Sürünün yola çıktığı anlarsa vatandaşlar tarafından kayda alındı. Yüzlerce koyunun yola çıkmasıyla trafikte de aksamalar meydana geldi. Yakın çevre yolunda metrelerce araba kuyruğu oluşurken sürücüler duruma isyan etti. Sürünün yoldan çekilmesiyle de trafik normale döndü. Bursa Büyükşehir Belediyesi hafriyat ve inşaat atığını kaçak olarak doğal ortama bırakan kişi veya firmalara 2023 yılı içerisinde toplamda 47 milyon 862 bin lira para cezası kesti. Hafriyat ve inşaat atığı taşıyan 1600 kamyonu, uydu araç takip sistemine uyumlu damper hareketlerine duyarlı GPS cihazıyla takip altına alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında atıkları kaçak olarak doğal ortama bırakan kişi veya firmalara toplamda 47 milyon 862 bin lira idari para cezası uyguladı dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa genelinde 14 adet hafriyat depolama sahası oluşturuldu. Hafriyat depolama sahasına atıklarını getirenlerden ton başına 30 lira ücret alınıyordu. Fakat bu ücreti ödemek istemeyen kişiler izinsiz olarak doğaya atıklarını bıraktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ise doğaya zarar verenlere maddi cezalar kesti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş daha sağlıklı bir çevre için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı. İnegöl Belediyesi kış mevsiminde şartların elverdiği kadarıyla yol çalışmalarını sürdürüyor. Yeniceköy mahallesinde 15 sokakta parke taş kaplaması yapıldı. İnegöl Belediyesi, altyapısı tamamlanan bölgelerde üst yapı çalışmalarını başlatıyor. Son olarak 15 sokakta parke taş kaplama çalışması yapılıyor. Yeniceköy Mahallesi'nde Buski'nin altyapı çalışmalarını tamamladığı 15 sokakta yol kaplaması için düğmeye basıldı. Toplamda 20 bin metrekare parke taşı kaplamasının 10-15 gün içerisinde tamamlanması hedeflenirken Belediye Başkanı Alper Taban, çalışmayla ilgili detayları paylaştı. Yaklaşık 4,5 milyonluk bir çalışma ee, ve arkadaşlarımız e, yaklaşık bir hafta 10 gün veya işte 15 gün gibi bir zaman diliminde havada şartlarına da uygun olarak yağışta el vermesiyle beraber alanı tamamlamış olacaklar. Yenişehir Belediyesi, ev hanımlarının el emeği yaptığı ürünleri satabilmesi amacıyla bir mağazayı hayata geçirdi. Burada sadece ev hanımlarının yaptığı ürünler satışa sunulacak. Ev hanımları evden ürettiği el emeği göz nuru eşyaları Yenişehir'deki bu mağazada satabilecek. Ev hanımlarının yapmış olduğu yöresel ürünlerle ilgili satış mağazamızı açmak üzereyiz. İnşallah Cuma gün burada satışlar başlayacak. Yenişehir Belediyesi ev hanımlarının da ekonomiye katkı sağlaması amacıyla bir mağazayı hayata geçirdi. Evlerinde yaptıkları el ürünleri malzemeleri ev hanımları bu mağazada satışa sunuyorlar. Yapmış oldukları işte erişte, tarhana ve reçel, salça bu gibi bölgemize ait ürünlerin satışı olacak. Tamamen burada katkımız belediyenin kar amacı değil ev hanımlarına destek olmak, bütçelerine katkıda bulunmak. Hatay İskenderun'da denizden balon balığı yakalayan Müfit Aslan ve ailesi akşam yemeğinde balon balığını yedi. Fakat zehirli olan balon balığı ailenin zehirlenmesine neden oldu. İkisi çocuk, 7 kişi hastanelik oldu. Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizden balon balığı tutan şahıs tuttuğu balıkları eve getirdi ve aile balon balıklarını yedi. Balon balığı yiyen ikisi çocuk 7 kişilik aile zehirlendi ve hastaneye kaldırıldı. Babam yakaladı balığı, balığa gidiyor. Kendisi böyle balıkla uğraşıyor arada. Bir, şu an dükkanımız yıkıldığı için, iş bulamadığı için, kendi dükkan arıyor. Dükkan bulamadığı için Teselli diye arada bir balığa girdi, balık tutuyor, getiriyor, yediriyordu. O da bilmiyormuş herhalde zehirli olduğunu, bizse yemezdi çünkü. Bu balığın çok zehirli olduğu, derisinin, dokularının da çok zehirli olduğunu unutmamak gerekiyor. İkisi çocuk 7 şahıs, İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Adana'ya sevk edildi. Balıkları tutan 60 yaşındaki müfit hastanın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Diğer hastalarımız genelde uyuşma, halsizlik yakınmaları var. Genel durumlar daha iyi. Verdiğimiz tedaviyle daha da toparladılar. Şimdi esas dedeyle uğraşıyoruz. Onu da entübe ettik. Yoğun bakımda takibini yapıyoruz acil yoğun bakımın içerisinde. Antidotları, uygun tedavilerini sağlamaya çalışıyoruz. Kahramanmaraş merkezi meydana gelen depremlerin ardından binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti. Yıkılan evlerin müteahhitlerine dair soruşturmalar sürüyor. Diyarbakır'da geçen yıl Kahramanmaraş merkezi depremlerde yıkılan 60 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı yoldaş apartmanının müteahhiti hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bilirkişi raporunda bu yıkımda binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz yapılması nedeniyle inşaatı yapan müteahhitin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine ulaşılmıştır ifadeleri yer aldı. Savcılık tarafından bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle sanık hakkında hazırlanan iddianame Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede aynı zamanda sanığın binanın yıkılmasında herhangi bir kusurunun olmadığı yönündeki iddiaları yer aldı. Raporun sonuç kısmında ise inşaatı yapan müteahhitin sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır denildi. Deprem Türkiye için değiştirilemez bir gerçek fakat ölümler depremde riskli binalarla geliyor. Binaların kuvvetlendirilip eşyaların sabitlenmesi ölüm riskini ciddi oranda azaltabilir. Türkiye yüksek riskli bir deprem ülkesi. Sürekli şiddetli veya daha küçük sarsıntı yaratacak şekilde depremler yaşanıyor. Fakat son olarak Japonya'da yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 62 olması aslında depremlerde ölüm sayısının azaltılabileceğini gösteriyor. Bilim ve tekniğe uyularak depremlerde can kaybı azaltılabiliyor. En başta güvenli binalar inşa edilmesi gerekirken ayrıca evlerde yapılabilecek bazı güvenlik önlemleri de fayda sağlıyor. Bir depremde ölenlerin %3'ü, yaralananların %50'si sabitlenmemiş eşyalardan kaynaklanıyor. Ev yıkılmamış ama eşyalarını sabitlemediği için hayatlarını kaybetmişler veya yaralanmışlar. Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği evdeki eşyaların depremde devrilerek vatandaşlara zarar vermemesi amacıyla bir proje başlattı. İlk olarak şehit ailelerinin evlerinde eşyaları sabitleyen ekip deprem bilinci oluşturmak için lise öğrencilerine de eğitim vererek ev aletlerini kullanma becerilerini kazandırıyor. Şu ana kadar altı aileyle bu şeyler yaptık. Amacımız tüm şehit ailelerinin, şehit ve gazi yakınları ailelerinin evindeki eşyaları sabitlemek. Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllarca çalışan ve Dünya Bankası'nda görev alan ekonomist Korhan Berzek. Geçen yıl 17 Haziran'da köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. 200 gündür Korhan Berzek'ten bir haber alınamıyor. Kendisinin araçla kaçırıldığı iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Bankası'nda bir dönem Asya direktörü olarak çalışan ve emekli olan Korhan Berzek, geçen yıl Mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzek'le memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine yerleşti. Ekonomist Korhan Berzek 200 gün öncesinde köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktı ve bir daha geri dönmedi. Berzek'in kaçırılmış olabileceği düşünülüyor. En son geçen yıl 17 Haziran'da eşi kahvaltı hazırlarken telefonunu da evde bırakıp köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan ekonomist için eşi kayıp ihbarında bulunmuş. Bursa Jandarma Arama Kurtarma ekibinin de katıldığı çalışmalara birçok kentten ekip de destek vermişti. Kadavra köpekleriyle iz takibi yapılıp 250 kilometre kare alanda havadan ve karadan tarama çalışmaları yürütülmüştü fakat kıyıları kontrol edip bilinen kuyular veya mağaralarda da arama yapan ekipler arama çalışmalarını 130. günde sona erdirmişti. Berzek'in Doberman cinsi köpeği Tina ise 74 gün sonra eve dönmüştü. İstanbul Büyükada'da yaşamaya devam eden Angela Berzek, Tina ile ilgili ilginç bir gelişmeyi gündeme getirdi. Daha önce bir araç gördüğünde tepki vermeyen Tina isimli köpeğin artık yanından geçen her aracın içine baktığını belirten Berzek, köpeğin bu davranışının eşi Korhan Berzek'in araçla kaçırılmış olma ihtimaline işaret edebileceğini kaydetti. Bu haberle de bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Yarın 19'da yeni gelişmelerle karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.